Panik atağın belirtileri nelerdir? Panik atak neden daha çok kadınlarda görülüyor? Panik atağın tedavi yolları nelerdir? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını psikolog Derya Öztürk sizler için canlı yayında cevaplayacak. Az sonra... Efendim sağlık zamanı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomuzda psikolog Derya Öztürk Hanım efendi bizlerle. Son zamanlarda ve özellikle son yıllarda çok korktuğumuz, çok konuştuğumuz panik atak konuşacağız beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, panik atak ve korku üzerine daha çok çalışmalarınız var, takip edebildiğim kadarıyla. Ee, panik atak nedir? İsterseniz önce oradan başlayalım. Ee, panik atak, yoğun bir korku, kaygı, endişe, nöbeti şeklinde seyreden e, psikolojik bir rahatsızlık. E, şöyle ki... E, Kişiye bir anda bir korku, kaygı, bayılıyorum, ölüyorum, kalp krizi geçiriyorum, nefes alamıyorum, boğuluyorum gibi hissetmeye başlıyor. İşte buna eşlik eden fiziksel belirtiler oluyor. Baş dönmesi, mide bulantısı, tansiyon yükseliyor. Gerçekten bayılabiliyor. Fizyolojik i̇şte, etkileri de oluyor. Fizyolojik etkileri de var. E, uyuşmalar, karıncalanmalar, e, kusma, ishal aniden başlayan e, terleme, çarpıntı şeklinde seyreden yoğun bir korku nöbeti. İşte bu korku nöbetine e, panik atak deniliyor. Orada görülen belirtilere panik bozukluk ne oluyor? Panik bozuklukta eğer kişi bu e, nöbetleri sık sık geçirmeye başlıyorsa bir aydan daha kısa süre içerisinde ve her seferinde bu belirtilerin en az dört tanesi görülüyorsa e, bu psikolojik rahatsızlığa panik bozukluk dur diye teşhis konuluyor. Peki kimlerde görülüyor? Valla o kadar yaygınlaştı ki artık eskiden 10 kişiden birinde diyorduk. E, fakat ben o yaklaşık 14 yıldır e, sıklıkla görüyorum panik bozukluk. Artık neredeyse 3 kişiden bir kişiye kadar düştü. Tabii e, yaşam koşulları, hayat koşulları, ülkenin koşulları, ülkemize daha önce olmuş olan o 99 depremi, o depremin etkileri, e, trafik e, çok e, bunların hepsi tabii İstanbul etken. yaşamak. Panik bozukluğa her yerden geliyor yani her evet. yerden gelebiliyor terör hepsi birer etken panik bozukluk için üç kişiden bir kişiye kadar düştüğünü düşünüyorum. Peki ben. E, erkek veya kadın oran olarak ayırdığımızda e, tanıtımda da az önce dinledik. mesela kadınlarda mı daha çok görülüyor? Kadınlarda daha çok görüldüğü söyleniyor ama bize hani gelen başvuran kişilerden yola çıkarsak her 10 kişiden yedi tanesi bayansa üç tanesi de erkek yani erkeklerde de ...hiç görülmüyor diye bir şey Erkekler yok. Erkekler biraz daha gamsız diyebilir miyiz o zaman? Ee, yok erkeklerde de görülüyor. Hanımlar daha çabuk algılıyorlar. Erkekler belki fark etmiyorlar oturup... ...kendilerini çok fazla evet. dinlemedikleri için. Evet. Ama hayatlarını çok kısıtlamaya başlayınca... ...yani o... E, ...özellikle kalp krizi geçiriyorum... ...kalbimde mi bir şey var... ...sağlıkla ilgili kaygıları, endişeleri... E, ...bir de trafik... ...dışarıya çıkamıyorlar, uçağa binemiyorlar... E, ...iş hayatlarını etkileyen bir durum... Asansörde filan bile olabiliyor. İş hayatını etkileyince erkekler de artık bu konuda destek ve yardım almaya başladılar sıklıkla. Peki benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. E, normalde çok uzun yıllar belki de 40'lı yaşlarına kadar herhangi bir şekilde bu durumla e, karşılaşmamış biri o yaştan sonra karşılaşabilir mi? Bir şey tetikleyebilir mi onu? Evet, zaten genellikle öyle oluyor. Şimdi bize panik bozukluk şikayetiyle gelen kişi ilk sorduğumuz sorulardan bir tanesi şu. Hani bu olmadan önce ne yaşadınız? İşte kimisi diyor ki bir kaza atlattım, kimisi diyor ki bir yakınımı kaybettim, bir cenazeye gittim. İşte şunu yaşadım, bunu yaşadım. Aslında biz biliyoruz ki o sadece yıllardır onun bilinç altında uyuyan e, ölüm korkusunu veya geçmişte yaşamış olduğu bir olayın. Ee, hatırlamadığı, bilinç üstünde hatırlamadığı travmasını, bu son yaşadığı olay tetikliyor ve ortaya çıkartıyor. Ama o genellikle sebep son yaşadığımız olay olmuyor. Ondan önce çocukken yaşadıklarımız ileride pazik, panik bozukluk yaşamamızı sağlıyor. İşte bunlarda neler mesela neler sebep oluyor? Küçük yaşta e, uğranmış tacizler, e, ebeveyn kaybı, e, küçük yaşta yaşanmış kazalar. ...küçük yaşta olmuş ameliyatlar veya ne bileyim işte bir yakınımızın kaybetmek, saldırıya uğramak, kaybolmak... ...bunların hepsi ileride panik bozukluk dediğimiz şeyi yaşamamıza sebep olabiliyor. Peki hangi terapilerle kurtulabiliyoruz bu durumdan? Ee, biz bunlarla ilgili merkezimizde oldukça etkili bir program uyguluyoruz. Yaklaşık beş gün gibi bir süre üst üste gelinmesi gerekiyor. Çünkü neden? Yaptığımız hiçbir çalışma bilinç üstüne yönelik değil... Amacımız şu. Yani siz bana geldiniz, şikayetinizi söylediniz. Uçağa binemiyorum, asansöre binemiyorum, panik atak yaşıyorum, köprüden geçemiyorum, tünelden geçemiyorum veya birden bir sıkıntı basıyor. E, bayılıyorum, ölüyorum zannediyorum. Biz hemen şuna bakıyoruz. Bunun altında ne yatıyor? Yani ne yaşadınız? Ta böyle geriye doğru gidip sizin o hatırlamadığınız ama travma yaratmış o durumu buluyoruz. Bu bulduğumuz şeyle yaklaşık 5 gün gibi bir süre içerisinde bilinçaltınızdan tamamen bununla ilgili korkuları, kaygıları, takıntıları, endişeleri, anksiyeteyi. Burada korkunun ve endişenin boyutuna göre sürede uzamak sanma olabiliyor Yok hiç fark etmiyor bizim için. Önemli olan hani yoğunluğu 10 da olsa, 1 de olsa e, kişinin burada o şikayeti yaşıyor olması önemli. Önemli olan tam neyin ona sebep olduğunu bulmak. Yani onu uzaklaştırabilmek evet, önemli o zaman bilinçaltından. Onu bilinçaltından temizleyebilmek. Çünkü bazısı geliyor diyor ki yani e, o kadar yoğun yaşıyor ki artık evden dışarıya adım atamıyorum. Hani hiçbir yere tek başıma çıkamıyorum. Hiçbir ulaşım aracına binemiyorum. bazı da diyor ki bazen işte bir sıkıntı geliyor, böyle bir fenalık hissi geliyor. Bizim için değişmiyor yani. İkisi de yaklaşık beş gün gibi bir sürede düzeliyor. Peki bu duygusal özgürleşme tekniği? Evet. Biraz da bundan bahseder misiniz? E, duygusal özgürleşme tekniği adının da üstünde olduğu üzere... Bu EFT üzere, değil mi? EFT e e e Emotional e Freedom Techniques yani duygusal özgürleşme Hı. tekniği. Şimdi biz artık biliyoruz ki e insanların e bastırdıkları negatif duygular... ...ileride e psikolojik hastalıklar hatta fiziksel hastalıklar olarak e ortaya çıkıyor. Örneğin bastırılmış bir acı, e keder... Bastırılmış bir korku, bastırılmış bir öfke bunların hepsini farklı farklı psikolojik rahatsızlıklar ya da e, psikolojik rahatsızlıklar olarak hayatımızda e, deneyimliyoruz. EFT e, dünyadaki en yeni en etkili, en hızlı terapi tekniklerinden bir tanesidir. uyguladığınız andan itibaren sonuç alıyorsunuz. Yaptığımız şey şu insanların içinde e, sıkışıp kalmış, onu rahatsız eden olumsuz duyguları bulup temizlediğimiz bir yöntem. Yani bilinçaltımızı böyle bir çöp kovası düşünün. İçinde ne var? Öfke, kızgınlık, kırgınlık, utanç, suçluluk, pişmanlık, yaz, keder gibi bizi rahatsız eden duygular var. EFT en etkili bu duygulardan kurtulmada kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Peki bunu her sorumda uygulayabiliyor muyuz bu tekniği? Yani bilinçaltına inip biz bu bilinçaltındaki rahatsızlığı egal etmek istediğimizde hemen hemen her durumda bunu kullanabiliyor muyuz? Evet Yoksa yani sadece panik bizim bozuklukta gibi değil, da? örnek veriyorum yani olumsuz duygularımızı, inançlarımızı değiştirmede de kullanıyoruz. Örneğin kişi kendini çok değersiz hissediyor, yetersiz hissediyor, aciz hissediyor, güçsüz hissediyor. O duyguları da olumlularıyla değiştirmekte kullanabiliyoruz yani her türlü olumsuz duygu düşünce ve inancın değişmesinde rahatlıkla kullanabiliyoruz ve çok etkili hemen değişiyor etkileri de kişiden kişiye değişiyordur diye hemen. buradan söyleyelim Evet yani tabii. çünkü herkes de sonuçta muhakkak etkisi aynı olmayacaktır diye düşünüyorum burada benim özellikle panik atakla alakalı sormak istediğim bir şey var konuşmanın başında siz de söylediniz çok sık duymaya başladık biz bu iki kelimeyi. Evet. Yani biraz da kendi kendimize acaba psikolojik olarak biz durumu oraya o boyuta getiriyor olabilir miyiz? Yani e, işte as, as, verdiğiniz örnekler gibi asansöre biniyorsunuz, toplu taşımaya biniyorsunuz. E, bana geliyorlar, bana bastılar diye hep çok fazla çevremizde duymaya başladık. Biraz sanki e, böyle bir spot bir cümle dizisi yarattık da konuyu oraya mı çekiyoruz acaba bizler? Ve evet yani anlığımız. aslında çok yaygın medyada da çok kullanıldı. Biraz da moda oldu gibi hani evet, her biraz... korku, her evham, her endişeye. Hemen ay panik atağım var gibi oldu çok güzel bir soru sordunuz. yani o kişiye panik bozukluk teşhisi koymak için e, şunun olması gerekiyor. Yani kişi bir atak geçiriyor bir nöbet geçiriyor fakat bir daha bunu hiç geçirmiyor. Bu panik bozukluk değil ama kişi bir atak bir nöbet geçiriyor fakat bir ay içerisinde bir daha geçiririm kaygısıyla korkusuyla. Yaşam tarzında bir takım değişiklikler yapmaya başlıyorsa, işte evden çıkmıyor, işe gitmemeye başlıyor, evini değiştiriyor, hastanelere, eczanelere yakın yerlere taşınıyor veya köprüden, tünelden geçebiliyorken geçmez oluyor, uçağa binebiliyorken binmez oluyor ve bunlar bir ay kadar sürüyorsa, o zaman panik bozukluk teşhisi konuyor. Yani kendi, bir kere yaşamak yeterli değil. Kendi kendimizi yani. o zaman aslında test edebileceğimiz bir durum. Yani ben bir gün diyelim asansöre bindim ve kendimi kötü hissettiysem ben bir daha binmemeliyim psikolojisine kendimi soktuğum zaman. Ve o önce... binmemeliyim bir ayı geçiyorsa o zaman destek ve yardım almanız bir uzmana Özellikle gerekiyor. Özellikle fizyolojik etkileri de burada çok önemli. Çünkü biz mesela burada çok değerli kardiyolog hocalarımız da ...ağırlıyoruz. Oradaki evet. dönemsel... ...kalp ritimleri arasındaki dengesizlik... ...fizyolojik olarak da insanları çünkü ciddi sıkıntıya... ...sokabiliyoruz. Yani evet. fizyolojik yani sağlık zaten anlamında. Zaten biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü... ...sağlığı şöyle tanımlıyor... ...bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak... Evet. ...dengeli ve bütün olma hali. Örnek veriyorum... ...yani benim e, zihnimde... ...olumsuz düşünceler az önceki... ...çok değerli hocamızın da söylediği evet, Mahmut Hoca gibi... ...Mahmut gibi. hocamızın söylediği gibi... ...yani neye inandığımız çok önemli ve sağlığımızı birebir etkiliyor. Çünkü sürekli karamsar, olumsuz düşünüyorsak, başımıza kötü şeyler geleceğine inanıyorsak, hayattan her an bir tehlike bekliyorsak, e bunlar gittikçe fizyolojik olarak bizde bir takım hastalıklar yaratmaya başlıyor. Yani potansiyellerimiz varsa onların daha hızlı ortaya çıkmasını sağlıyor. Örneğin ben kendimi sürekli ay kötü bir şey olacak, bayılacağım, öleceğim, başıma bir şey gelecek e bu sürekli kan basıncında vücudun e, adrenalin, nöroadrenalin sisteminde bir takım bozukluklara yol açıyor. E bunlar da kalp damar sistemimizi bozuyor. Yani hiç olmayacakken bile bir takım kalp, tansiyon gibi e, problemleri yaşar hale gelebiliyoruz yani. O yüzden her şeyden önemlisi öncelikli olarak zihnimizi her zaman çok pozitif e, tutmamız gerekiyor. Bazen de biz ne kadar istesek de pozitif tutamıyoruz. E, cümlelerinizden bir tanesi benim çok dikkatimi çekti zannediyorum bazı izleyicilerimizin de öyledir. E, şiddet maalesef birçok e, kadına uygulanabilen, birçok çocuğa uygulanabilen bir durum, e, taciz. E, bu gibi sorunlarda da çözüm yolu olan şeylerden bir tanesinin olduğunu söylediniz. Bu konuda eğer size gelemiyorlarsa, başvuramıyorlarsa, böyle bir şeye cesaret edemiyorlarsa e, yapılabilecek bir şey var mı? Etrafındaki insanlar tarafından yani muhakkak bunların çok 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 iyi korunması e, gerektiğine inanıyorum yani bu şiddet o kişi uyguladıktan sonra o da o kişide bir travma e, Bizlerde seyrettikçe travma yani her an e, ben bir de şuna inanıyorum yani daha çok e, kuantumla çok ilgilendiğim için dikkat neredeyse enerji oraya akar diye bir kural vardır yani ben dikkatimi sağlığa verdikçe Sağlığı çoğaltırım, daha sağlıklı olurum. Dikkatimi olumsuz şeylere, hastalığa, karamsar, negatif kişilere, durumlara, olaylara verdikçe onu çoğaltırım. Onları da görmeye başlıyorsun, algıda çizilik. Evet. Ve dolayısıyla hani bu konuya kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet dedikçe ben aslında bunun ters etki yarattığını ve gittikçe çoğaldığını düşünüyorum. Halbuki tam tersi toplumumuzda kadına ne kadar değer verilmesi gerektiği, kadının ne kadar önemli olduğu toplumdaki yerine korunması gerektiğine yönelik daha yoğun yayınlar olsa bunun azalacağını düşünüyorum. Çünkü aklında olmayanın da aklına geliyor. Hani seyrettikçe insanların dikkat oraya gittikçe gittikçe hepimizin bilinç altında yani sürekli şöyle ben bile işte şiddete mi uğrarım acaba enerjisi yaymaya başlıyorlar. E biz bu enerjiyi yaymaya başladıkça da doğal olarak çekmeye başlıyoruz. Ve Gerginleşiyoruz Gittikçe da, yani çoğalıyor yani. yani. Peki e, bahsettiğiniz terapideki e, iyileşme süreci sadece tek bir şeye odaklı mı yoksa aynı anda birçok konuda yardımcı olabiliyor musunuz? Çok Terapi güzel bir esnasında. soru sordunuz. Şimdi e, şöyle bir şey bizim sistemimizde yani bilinçaltımızı bir e, bilgisayarın hard diski gibi düşünün. Yani ben her seferinde hard diske gidip tek bir şey düzeltmiyorum. Yani dolayısıyla bilinçaltımızdaki o olumsuzluklar pek çok soruna sebebiyet veriyor. Örnek veriyorum 5 yaşındayken yaşadığım e, bademcik ameliyatı veya trafik kazası benim ileride panik bozukluk olmama, insanlara güvensizliğime, hayata güvensizliğime, e, omuz ağrılarıma, stresime sebep oluyorsa o dosyayı kapattığımda hepsi birden düzeliyor. Yani aynı anda pek çok problemi birden halledebiliyoruz yaklaşık 5 gün gibi bir sürede. Çok çok teşekkür Ağzınıza ediyoruz. Sağlık, Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Ediyorum. Sağ İndiden olun. görüşmek üzere. üzere diyorum ben.